Bir varmış bir yokmuş. Güneşin damla damla ısıttığı bu diyarda Rapunzel adında bir prenses varmış. Rapunzel, sevgilisi Prens Rob'la birlikte ülkenin en büyük sarayında yaşarmış. Günlerden bir gün sarayın bahçesindeki ağaca saçlarından bir salıncak yapıp sallanan Rapunzel, daha önce hiç duymadığı bir ses duymuş. Çok yükseğe çıkma, düşeceğim. Ha? O ses neydi? Zor tutunuyorum zaten. Düşeceğim diyorum, çok yükseğe çıkma. Ben mi konuşuyorum yoksa kafamın içinde başka biri mi? Ben! Of. Rapunzel'in durduğu ses her zaman saçına taktığı kıstırgaçlı tokasından geliyormuş. Konuşan sen misin yoksa? Benim tabii. Delirdiğini mi düşündün yoksa? Minik toka kıstırgaçları üzerinde yürümeye başlamış. Daha önce konuşan bir toka hiç görmemiş olan Rapunzel de peşinden gitmiş tabii. Peki bir ismin var mı acaba? Elbette var. Klapsi. Sen bunca zamandır konuşabiliyor muydun yani Klapsi? Evet tabii. Sadece seninle konuşamıyordum. O nedenmiş? Sevimli Klapsi olduğu yerde durup Rapunzel'e başından geçenleri anlatmaya başlamış. Bir zamanlar ben de senin gibi güzel bir genç kızdım. Tabii saçlarım seninki kadar uzun ve sarı değildi. Aa, her neyse. Günün birinde şu karanlık orman denilen yerde yetişen kara dutlardan toplamaya gitmiştim. Karanlık ormana tek başına mı girdin? Of Rapunzel, önemli bir şey anlatıyorum burada. Hı hı. Koskocaman bir dut ağacının önünde durdum ve dutlardan toplamaya başladım. O sırada karanlık orman denilen yerde garip ve göz alıcı bir ışık gördüm. Merak ettim ve iyice yakınına gittim bakmak için. Karşımda çok yaşlı bir kadın duruyordu. Kadının yanında bir çocuk. Ki bu sendir Rapunzel. Ben mi? Ormanın içinden akan nehirde çocuğun parlak saçlarını yıkıyordu kadın. Hayatımda ilk kez bu kadar güzel ve parlak saçlar görmüştüm. Yaşlı kadın çocuğun saçlarını nehrin suyuna daldırıp çıkardığı anda saçlar altın toplarına dönüşüyordu. Kadın altın toplardan birisini avcuna koydu ve bir şeyler fısıldadı. Sonra o top bir anda altın bir yelpaze oluverdi. Kadın yelpazeyi yüzüne doğru salladıkça gençleşti, gençleşti. Gözlerime inanamamıştım. Farkında olmadan dibine kadar yürümüşüm kadının. O da beni aniden gördü. Ne işin var senin burada? Neler gördün az önce, çabuk söyle. O saçlar altına mı dönüşüyor diye söyleyiverdim. Yaşlı kadın, yani yaşlıyken birden gençleşen kadın beni oracıkta bir tokaya çeviriverdi. Ne yaptın bana? Ah, olamaz! Hayır! Bundan böyle Rapunzel'imin saçlarını koruyacak bir toka olarak kalacaksın. Olamaz. Sen benim yüzümden böyle oldu. Seni eski haline getirmemiz gerek. O kötü kalpli cadı Camilla yüzünden oldu her şey. Beni yeniden insan yapabilecek tek şeyi cadı Camilla biliyor. Rapunzel ve Klapsi anlaşıp cadı Camilla'nın yaşadığı kuleye doğru yola çıkmışlar. Ormanın derinliklerinde biraz ilerledikten sonra karşılarına bir nehir çıkmış. Bu nehirden karşıya geçebilmeleri için Rapunzel saçlarını kullanarak minik bir kayık yapmış. Kayığa atlayıp karşıya geçmişler. Dev ağaçların arasında yürüdükten sonra sonunda o yüksek kuleyi görmüşler. İşte bir zamanlar tutsak edildiğim kule. Peki oraya nasıl tırmanacağız Rapunzel? Önce onu uzaktan bir gözleyelim bakalım. Rapunzel, Klapsi'yi kıstırgaçlarıyla saçlarının en ucuna tutturmuş. İki yanına da tıpkı bir uçurtma gibi büyük yapraklar takmış. Sonra saçlarını halat gibi kullanarak kulenin yüksekliği kadar gökyüzüne sallamış. Klapsi gökyüzünde bir uçurtma edasıyla süzülüp içeriği gözetlemeye başlamış.
İçeride kendi kendine yerleri süpüren bir çalı süpürgesi görmüş önce. Daha sonra da cadı Camilla'nın bu süpürgeyle konuştuğunu. Süpürge süpürge, altın saçlı canım süpürge Bromi. Söyle bana, nasıl ulaşacağım yeniden Rapunzel'in saçlarına? Altınlarım olmadan yaşayamam ben. Üzülmeyin efendim, bu pencereden dışarı bakarsanız görürsünüz saçları. Süpürge Bromi'nin onları gördüğünü anlayan Klapsi hemen aşağı yönelmiş. Sen de hayaller görmeye başladın, vah vah. Yok efendim, doğru söylüyorum. İnanmıyorsanız bakın. Klapsi, Rapunzel'e fark edildiğini söylemiş telaş içinde. Bu sırada Camilla da Bromi'ye inanmaya inanmaya pencerenin önüne gidip aşağı bakınca Rapunzel ve Klapsi'yi görmüş kaçarlarken. Saçlar! Saçlar! Durun! Gitmeyin! Ben değiştim! Eskisi gibi değilim! Rapunzel bir an duraksamış. Duydun mu Klapsi? Değiştiğini söylüyor. Bunu kullanabiliriz. Nasıl? Rapunzel, Klapsi ile tekrar kulenin dibine gelmiş. Camilla da uçan altın sopalı süpürgesi Bromi'ye atlayıp kuleden aşağı uçmuş. Rapunzel'in parlayan saçlarını görür görmez büyülenmiş gözleri. Saçlara o kadar dokunmak istiyormuş ki Rapunzel'e doğru iyice yaklaşmış. Fazla yaklaşma Camilla. Seni o kadar özledim ki Rapunzel. Birazcık saçlarına dokunsam tüm hasretim gider. Seninle bir anlaşma yapacağız Camilla. Ben sana saçlarımdan bir parça vereceğim. Sen de Klapsi'yi yeniden insan yapacaksın. Tabii. Tamam, anlaştık. Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Rapunzel saçlarından bir tutam alıp Camilla'ya doğru uzatmış. Camilla da hemen almış saçları. Ve... İşte genç kalmama yetecek bir tutam saç. Hadi sıra sende. Beni eski halime çevir. Camilla Bromi'ye binip oradan ayrılırken şöyle bağırmış aşağı. Yedi tepe dağlarının ardındaki ejderhayı gülümsetmeniz gerek. Ancak o gülerse sen eski haline dönebilirsin. Yedi tepe dağlarının ardındaki ejderha. Eğer Camilla doğru söylüyorsa o ejderhayı mutlaka bulacağız Klapsi. Hazır mısın? Yola çıkıyoruz. Efendim, gerçekten öyle bir ejderha var mıdır dağların tepesinde? Tabii ki yok. Rapunzel, Klapsi'yi saçlarının arasına takmış ve birlikte yedi tepe dağlarına doğru maceralı bir yolculuğa çıkmışlar. Rapunzel. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanların uzak diyarlarında mutlu bir çift yaşarmış. Günün birinde kadın hamile olduğu müjdesini vermiş eşine. Eşi o kadar sevinmiş ki kadın ne isterse hemen yapacakmış. Hamile olan kadın da canının çıtır çıtır marul çektiğini söylemiş. Şu komşumuzun bahçesindeki güzel marullardan yemezsem vallahi de uyuyamam. Adam karısının bu isteğini yerine getirmek için komşunun bahçesine gitmiş. Ama zavallı ne bilsin ki komşusunun aslında çok tehlikeli bir cadı olduğunu. İsmi Camilla olan bu cadı tam tamına 150 yaşındaymış. Ama bunu kimsecikler bilmezmiş. Camilla genç görünmek için evindeki
her malzemeyi altın maddeyle kaplamış. Mesela? Yemek yediği tabağı, kaşığı, çatalı, iksir şişeleri, gaz lambaları, üzerine oturduğu koltuğu, her şeyi. Ama her şeyi altındanmış. Karısı hamile olan adam sonunda çalmış kapısını büyücü Camilla'nın. Ondan hamile eşi için marul almak istediğini söylemiş. Camilla da bahçeden istediği zaman dilediği kadar marul alabileceğini söylemiş. Ancak tek bir şartla. Eğer doğacak çocuğunuzun saçları altın sarısı olursa onu bana vereceksiniz. Adamcağız doğacak çocuğunun saçları sarı olmasın diye dua etmiş. Aradan günler geçmiş. Ve nihayet bu mutlu çift çok güzel, altın sarısı saçları olan bir kız dünyaya getirmiş. İsmini de Rapunzel koymuşlar. Doğan bebeğin saçlarının altın sarısı olduğunu öğrenen Camilla, gidip bebeği o aileden almış ve evine götürmüş. Cadı, küçük Rapunzel'e çok iyi bakıyormuş. Her gün biraz daha uzayan sarı saçlarını tarıyor, bu saçların kesilmesini hiç istemiyormuş. Çünkü Camilla, Rapunzel'in yere düşen her bir saç telini toplayıp kazanda tam 100 gram altına dönüştürüyormuş. Terefiş, terefiş. Saç topladığım yerden kazanda altın oldu birden. Camilla, Rapunzel'in yanından gitmemesi için onu ormanın derinliklerinde inşa ettiği bir kulenin en tepesine hapsetmiş. Bu yüksek mi yüksek kulenin merdivenleri bile yokmuş. Yalnızca tek göz odada minicik bir penceresi varmış. Rapunzel bu odada büyüyüp serpilip 18 yaşına gelmiş. Camilla ara sıra onu ziyarete geldiğinde aşağıdan şöyle seslenirmiş. Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını, ben geldim. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden aşağı uzatır. Camilla da onun saçlarına tutunarak yukarı tırmanırmış. Anneciğim, niçin bu kulenin bir merdiveni yok? Niçin toprağa basıp çiçeklerle, hayvanlarla oynayamıyorum? Ah benim güzel, altın sarısı saçlı kızım. Seni dünyanın kötülüklerinden ancak bu şekilde koruyabiliyorum. Dışarıda bir sürü tehlikeli hayvanlar, farklı yaratıklar var. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Günün birinde Rapunzel'le aynı gün doğan ülkenin en yakışıklı prensi Rob, atıyla ormanda bir gezintiye çıkmış. Uzaklardan güzel sesli birinin şarkı söylediğini işitmiş. Bu ses ne kadar da güzel bir ses. Prens Rob, atını sesin geldiği yöne doğru hızla sürmüş. Ve sonunda Rapunzel'in yaşadığı o yüksek kulenin dibine varmış. Kulenin penceresinde şarkı söyleyen Rapunzel'i ve onun güzelliğini fark edince ona aşık olmuş. Hemen kuleye tırmanmak için bir merdiven aramış sağda solda. Derken ülkenin en tehlikeli cadısı Camilla'nın yaklaştığını fark edince hemen otların arasında bir yere saklanmış. Olamaz. Bu cadı Camilla.
Bu güzel kızın yakınlarında onun ne işi var? Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını, ben geldim. Rapunzel up uzun saçlarını aşağı uzatmış ve cadı da o saçlara tırmanarak yukarı çıkmış. Ertesi gün atıyla tekrar kulenin altına gelen prens sesini değiştirerek Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını, ben geldim. Rapunzel her zamanki gibi saçlarını aşağı sarkıtmış sesi duyunca. Prens Rob da saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Karşısında başka bir insan görünce Rapunzel çok korkmuş tabii. Sen de kimsin? Buraya nasıl geldin? İsmim Rob. Ülkenin prensiyim. Buraya saçlarına tutunup da geldim ya Rapunzel. Doğru. Bunu yapmamalıydım. Seni tanımıyorum. Annem yabancıların tehlikeli olduğunu söylüyor. Hemen git buradan. Korkmayın. Ben tehlikeli bir insan ya da yaratık değilim. O güzel sesinizi duyup bu duru güzelliğinizi gördüm ve size aşık oldum. Prensin sözleri Rapunzel'in kalbini yumuşatmış ve ondan korkmamaya başlamış. Sevgili Rapunzel, benimle toprağa basmak, çiçekleri koklamak, ormanda gezintiye çıkıp sevimli hayvanlarla tanışmak istemez misin? Rapunzel'in yıllardır çok yapmak istediği bir şeymiş dışarıdaki hayatı keşfetmek. Bu yüzden prensin teklifini hemen kabul etmiş. Bir fikrim var. İkimizin de buradan aşağı inebilmesi için iyi bir fikir. Ertesi gün olmuş. Kötü cadı Camilla kulenin dibine gelip seslenecekmiş ki Rapunzel'in saçlarının kuleden sarkmış olduğunu görmüş. Herhalde uzaklardan geldiğimi gördü ve benim için saçlarını aşağı sarkıttı. Camilla saçlara tutuna tutuna tırmanmaya başlamış yine kulenin tepesine. O sırada bir at kişnemesi duymuş Camilla. Ve buralarda birinin olduğundan şüphelenmiş. Ama bir an önce Rapunzel'e ulaşmak için aldırış etmeden tırmanmaya devam etmiş. Ancak içeri girdiğinde bir de ne görsün? Rapunzel ortalıkta yok. Saçlarını kesip kuleden kaçmış. Rapunzel! Rapunzel! Altınlarım! O saçlar benim altınlarım! Olamaz! Hayır! Rapunzel saçlarını kendi isteğiyle keserek kulenin duvarındaki bir demire bağlamış. Böylece Prens Rob ile saçlara tutunarak kuleden aşağı inebilmişler. Kulede tek başına kalan Camilla çaresizce Rapunzel'in kesilen saçlarına dokunmuş ama... Olamaz, olamaz! Bu saçlar kesilip atıldığı için bir işe yaramıyor! Bana o altın saçların kökleri gerek! Rapunzel ve Prens Rob, prensin sarayına varmışlar. Prens, tüm olanları kral babası ve kraliçe annesine anlatmış. Kral da ona Rapunzel ismini çiftçilik yapan yaşlı bir çiftten daha önce duyduğunu söylemiş. Rapunzel de Prens Rob ile birlikte hiç vakit kaybetmeden o yaşlı çiftin yanına gitmiş. Zavallı anne baba kapıyı açıp karşılarında Rapunzel'i görünce hemen anlamışlar onun güzel sırma saçlı minik yavruları olduğunu. Kızım, canım kızım. O kötü kalpli cadı ayırmıştı seni bizden. Yıllar sonra yeniden kavuştuk birbirimize. Gerçek ailen biziz. Rapunzel gerçek ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş. Peki, hiçbir eşyası altın olmayan bu kulede cadı Camilla'ya ne mi olmuş?
Peşinden geleceğim Rapunzel. Altına dönüşen saçlarının peşinden geleceğim. Pollyanna, sapsarı saçları, gülümseyen yüzüyle etrafa neşe saçan 10 yaşında küçük bir kızmış. Fakat küçük yaşta annesi ve babasını kaybetmiş ve tek başına kalmış. Bir süre kimsesiz çocuklar yurdunda yaşamış. Sonra da çok zengin olan teyzesi onu yanına almayı kabul etmiş. Pollyanna'nın teyzesi Bayan Polly, tavan arasındaki küçük odayı Pollyanna için hazırlatmış. Evin hizmetçisi Nancy buna çok sevinmiş. Evimize gelecek olan küçük kız asık suratlı Bayan Polly'mizi neşelendirmeyi başarır belki de. Pollyanna eve geldiğinde mutluluktan hıçkıra hıçkıra ağlayarak teyzesinin boynuna sarılmış. Teyzesi ise gayet ciddiymiş. Pollyanna'yı alıp kalacağı odaya götürmüş. Evin büyüklüğü ve zenginliği Pollyanna'yı şaşkına çevirmiş. Teyzesi ona tavan arasındaki odasını göstermiş. Odam burası ve akşam yemeği saat tam 6'da. Unutma. Pollyanna odasını çok sevmiş. Evde onlarca boş oda varken teyzesinin neden tavan arasındaki bu odayı ona uygun gördüğünü düşünmemiş bile. Saat 6 olduğunda Bayan Polly sofraya oturmuş. Ancak Pollyanna henüz gelmemiş. Nerede kaldı bu kız? Gidip çağırmamı ister misiniz Bayan Polly? Hayır. Yemekten sonra Bayan Polly gidip baktığında odanın boş olduğunu görmüş. Hemen bahçeye, bahçıvanın yanına gidip kızın kaybolduğunu söylemiş. Bahçıvansa ona tepedeki bir kayanın üstünü işaret etmiş. Pollyanna oradaymış. Nancy telaşla Pollyanna'nın yanına koşmuş ve birlikte köşke dönmüşler. Pollyanna'nın en üzüntü verici ve sıkıntılı durumda dahi iyimserliğini kaybetmeyip mutlu olmayı becerebilmesi Nancy'yi şaşkına çeviriyormuş. Pollyanna'ya bunun sırrını sormuş. Mutluluk oyunu. Bunu bana babam öğretmişti. Ben küçükken yardımsever bir hanım hediye olarak bize koltuk değnekleri göndermişti. Sebebini sorduğumdaysa bu değneklere bakıp bakıp ona ihtiyacınız olmadığı için sevinebilmelisiniz diye cevap vermişti. İşte o günden beri babam ve ben en zor durumda bile mutlaka iyi bir sebep bulup mutlu olabiliyoruz. Akşamın ilerleyen saatlerinde Pollyanna odasında yatağına uzanmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Babacığım, sevgili babacığım, benim melekler arasında yaşayan melek babacığım. Oyunumuzu oynamaya çalışıyorum, bunu biliyorsun. Ama benim gibi sen de küçücük bir odada, karanlıkta, üstelik yapayalnız kalsaydın, sevinecek bir şey bulamazdın. Ertesi sabah erkenden Pollyanna bahçeye inmiş ve teyzesine sarılmış. Teyzeciğim, sevgili teyzeciğim, bu sabah yaşadığım için öyle sevinçliyim ki. Böyle günaydın mı olur? Bayan Polly böyle söyledikten sonra dönüp arkasını gitmiş. Uzaktan onları izleyen yaşlı bahçıvanın gözleri yaşarmış. Pollyanna'nın yanına gitmiş ve ona annesine çok benzediğini söylemiş. Bahçıvanın annesini tanıyor olması küçük kızı çok sevindirmiş. Zaman geçtikçe Pollyanna'nın köşkteki yeni hayatı düzene girmeye başlamış. Sabah kahvaltısından sonra öğleye kadar teyzesiyle ders çalışıyor, öğle yemeğinden sonra saat 6'ya kadar serbest kalıyormuş. Evin bazı alışverişlerini de Pollyanna yapıyormuş. Bir gün çarşıda uzun siyah paltolu, silindir şapkalı bir adam görmüş. Arkadaşlık kurmaya çalıştıysa da adamın kendisine verdiği cevaplardan hiçbir şey anlamamış. Aradan zaman geçmiş. Pollyanna adamı tekrar görmüş. Yine konuşmaya çalışmış. Bu kez adam da onunla konuşmuş. Nancy bu duruma hayret etmiş. Çünkü bu adam, yani Bay Pendleton,
çok zengin olmasına rağmen kocaman bir evde tek başına yaşıyor ve hiç kimseyle konuşmuyormuş. Pollyanna ertesi gün kucağında zayıf bir köpekle eve gelmiş. Bayan Polly buna ses çıkarmamış. Ama bir gün sonra bu sefer yanında küçük bir oğlan çocuğu getirince Bayan Polly sinirlenmiş. Yeter Pollyanna. Şimdiye kadar yaptığın saçmalıkların en büyüğü bu oldu. Sokaktan toplayıp getirdiğin kedilerle köpekler yetmiyormuş gibi dilenci çocukları da evime taşımaya başladın. Ben dilenci değilim efendim. Çocuk bunları söyledikten sonra hızla koşarak evden çıkmış. Ancak Pollyanna bu çocuğu sokaklardan kurtarmaya kararlıymış. Pollyanna Eylül ayında okula başlamış. Kısa zamanda okulunu da çok sevmiş. Bir gün bir ziyaretinde Bay Pendleton Pollyanna'dan hiç gitmemesini ve kendisiyle birlikte kalmasını istemiş. Pollyanna'nın tek başına böyle bir karar vermesi mümkün değilmiş tabii. Bay Pendleton Pollyanna'ya her şeyi anlatmış. Çok gençken ben annene aşıktım. Onu çok seviyordum. Ama annen benim aşkıma hiçbir zaman karşılık vermedi. Zaten sonra babamla evlendi ve taşındılar bu şehirden. O günden beri Bay Pendleton bütün dünyaya karşı dargın ve asık suratlı duruyormuş. Ancak Pollyanna'nın annesine benzerliği ve bu sevimli hali dünyaya kapatmış olduğu kapıları aralama isteği doğurmuş onda yeniden. Pollyanna'yı yanına alarak hiç değilse bundan sonra hayata tutunmak istiyormuş. Yanıma taşın, birlikte mutlu olalım. Beni bir baba olarak gör, ben de seni kızım. Ancak Pollyanna her ne kadar belli etmese de teyzesinin onu çok sevdiğini biliyormuş. O da teyzesinden ayrılmak istemiyormuş. Bunu Bay Pendleton'a nasıl söyleyeceğini bilemiyormuş. Sonunda uygun bir çözüm bulmuş. Sokakta karşılaşıp eve getirdiği ve teyzesinin istemediği Jimmy'yi Bay Pendleton'ın yanına almasını istemiş. Böylece hem çok mutlu olacak hem de daha sık görüşebileceklermiş. Bay Pendleton haftaya birlikte gelmelerini söylemiş. Fakat birkaç gün sonra acı bir olay yaşanmış. Pollyanna'ya bir otomobil çarpmış. Bir gün sonra hastanede gözlerini açan Pollyanna yaşadığı için çok mutluymuş. Teyzesinin bir an olsun yanından ayrılmaması ve ona canım diye hitap etmesi mutluluğunu daha da arttırmış. Birkaç gün sonra Pollyanna hastaneden çıkmış ama bacakları tutmuyormuş. Onu ziyarete gelen Bay Pendleton, Bayan Polly'ye Pollyanna'ya yaptığı teklifi teyzesi için reddettiğini anlatmış. Bayan Polly bunu öğrenince yeğenine karşı duyduğu sevgi daha da artmış. Yeğeni oynasın, mutlu olsun diye kedi ve köpeğin yukarı çıkmasına izin veriyor, Pollyanna'nın sevinmesi için ne gerekirse yapıyormuş. Şehir dışından bekledikleri doktor bir hafta gecikmeli olarak gelmiş. Pollyanna'yı muayene ettikten sonra acı gerçeği söylemiş. Genç kızımız maalesef bundan sonra yürüyemeyecek. Olamaz. Bayan Polly bunu duyunca ağlayarak bayılmış. Teyzesinin sesini duyan Pollyanna da üzüntüsünden hıçkırarak ağlamaya başlamış. Artık herkesi acı dolu günler bekliyormuş. Herkes onun için gözyaşları döküyormuş. Pollyanna ziyaretine gelen herkese mutluluk oyununu anlatıyormuş. Bay Pendleton, Pollyanna'nın mutlu olması için Jimmy'yi evlat edinmeye karar vermiş. Pollyanna bu kararı duyunca çok sevinmiş. Polly teyze, herkesin bildiği mutluluk oyununu kendisinin bilmemesine çok şaşırmış. Nancy ile konuşunca her şeyi öğrenmiş. Hemen Pollyanna'nın yanına gitmiş. Demek mutluluk oyunu. Artık bu oyunu birlikte oynayacağız güzel kızım.
Yaşasın. İşte bu duyduğum en güzel haber teyzeciğim. Bu arada Bay Pendleton'ın doktoru çocuğu mutlaka görmek istiyormuş. Ama geçmişte Bayan Polly ile yaşadıkları bir sorun yüzünden tam 15 yıldır o eve adımını bile atmamış. Sonunda iki taraf da ikna olmuş ve Pollyanna'yı şehir dışında bir hastaneye yatırmışlar. Bay Pendleton'ın doktoru tüm tedaviyi üstlenmiş ve bir umut olduğunu söylemiş. Birkaç ay sonra Polly teyzeye Pollyanna'dan bir mektup gelmiş. Çok sevgili Polly teyze, size güzel bir haberim var. Tedavim olumlu sonuç verdi ve çok şükür yürüyebiliyorum. Buradaki doktorlar yakında eve dönebileceğimi söylüyorlar. Keşke bütün yolu yürüyerek gelsem. Ah, ne kadar sevinçliyim. Her şey beni mutlu ediyor. Hatta bir süre için bacaklarımdan yoksun kaldığıma bile seviniyorum. Çünkü öyle olmasaydı bacakların bu derece önemli olabileceklerini hiçbir zaman bilemeyecektim. Yakında görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle Pollyanna.